Şimdi bugün tabii bu sene bu ay e, Eylül ayı içerisinde yarın sadece Dilruba Kayserlioğlu'nun duruşması yok aynı zamanda öbür günde Dilan Polat duruşması var. E, Dilruba hanımın durumu iyi kötü belli oldu. Asıl dördündeki Dilan Polat duruşması Kartal Adliyesinde gerçekleşecek olan duruşma büyük önem arz ediyor. Zira neredeyse bir buçuk seneye yaklaştı Polatlar dosyası ve savcılar geldi gitti. Bu dosyalar uğruna hakim heyetleri değişti. Neler yaşandı, neler malumunuz? Avukatlar değişti. Bir dönem e, Dilan Polat'ın Çağdaş Çelik diye bir avukatı varken Çağdaş Bey dosyayı hemen bıraktı. Hemen birkaç hafta içerisinde arkasından Hüseyin Kaya o gitti. Şimdiki hanımefendi Sevinç Oroz geldi ve tahliye kararını da çıkarttırmayı başardı. Sürekli olarak tutukluluğa itiraz başvurusunda bulunuyorlardı. Tıpkı Dilruba'nın dosyasında olduğu gibi her ay tekrarlanan bir itirazdı bu. Ne olduysa geçen ay tamam denildi ve böylece herkes değil ama Dilan Hanım tahliye edildi. Dilan Hanım'ın son durumunu açıkçası ben de merak ediyorum... Çünkü o tahliye gecesi görüntülerini gördük. Baya böyle bir kız kardeşi Sıla Doğu ailesi e, değil mi heyecan içinde kendisini karşıladılar. Arabaya bindirildi falan ve o gece Sıla Doğu hemen bir e, Instagram storiesi attı. Ablasıyla ilgili işte seni iyileştireceğiz. Aynı gün içerisinde buydu evet bu story şöyle büyüteyim göreyim ne diyor. Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederiz beyazlarını ben ve Nilda boyayacağız. Toparlanacaksın kardeşim. Saçlarında beyazlar varmış. Tabii boyayamadığı için cezaevinde malumunuz. arkasından böyle bir story attı. Şimdi bugün de bugün de şöyle bir tweet atmış. Şu altyazıyı alalım mı Mert'ciğim? Altyazıyı alalım. İncecik olmuş diye bir şey paylaşmış nerede görüyoruz Sıla Bir evde görüyoruz. Arkasında da Dilan Polat'ı görüyoruz. Gerçekten de bacakları, kolları çok inceymiş. Hakikaten ciddi kilo vermiş Dilan Polat. Ve bir e, tanıdığımız bir ortamda, bir evin salonunda görüyoruz. Neresi burası? Polatların mal varlıklarına el konulmuştu. Bir villada yaşıyorlardı. Videolarından falan YouTube yayınlarından biliyoruz. O ev büyük ihtimalle burası. E, demek ki o el konulan e, eve mi geri dönülmüş? Nasıl olmuş bilmiyorum. Sıla Doğu bu story'i attıktan saniyeler sonra silmiş. Ama birileri SS almış. Screenshot deniyor yani buna. Ekran görüntüsü. Dolayısıyla bu karara kayıtlara geçmiş oldu. Niye sildi? Büyük ihtimalle e, Engin Polat'ın uyarısı nedeniyle Dilan Polat tahliye edildikten sonra kocasını Silivri'de ziyaret etmiş, görüşmüş ve Engin Bey kendisine sessiz kalmasını, hiç kimseye konuşmamasını, bir röportaj vermemesini, fotoğraf ya da video paylaşmamasını uyarmıştı. Çünkü heyecanla 4 Eylül gününü bekliyorlar. 4 Eylül günü gerçekleşecek olan bu dosyanın ilk duruşmasında tahliye çıkmasını bekliyorlar sadece Dilan Polat'ın değil Engin Polat'ın, kayınpederin ve şüpheli diğer sanıkların da tahliye edilmesini. Tabii ki bu dosya kapandı demek değil, tutuksuz yargılanacaklar demek. Ama önemli bir gelişme. Zira bu dosyada deliller karartılabilir. Önemli ölçüde de karartıldı zaten. Çünkü çok geç başladı biliyorsunuz dijital inceleme, işte eve yönelik operasyonlar falan. Böyle bir böyle bir dosya. O şu soru demin söylediğim gibi villaya geri mi döndü diye. Neden? Çünkü işte o sıla Doğu'nun attığı fotoğraf bu değil de öbür o e, şeyin içindeki e, silinen, esesi alınan fotoğraf. O nerede? Şimdi Mert getirir ekrana. O fotoğrafta evet bu gözüküyor zaten böyle bir gene villa tipi bir evin büyük salonunda gibi. E, aynı gün 500-600 bin yeni takipçi gelmişti Dilan Hanım'a, Dilan Polat'ın sosyal medyasına. Sıla Doğu da bu paylaşımı yaptıktan sonra hemen ee, yorumlar yazılmış altına ah Dilan Hanımcığım ne kadar kilo vermişsiniz sizi şöyle seviyoruz böyle seviyoruz çok üzüldük falan filan bütün bu yorumlarda zaten başladı yani Dilan Hanım da ufak ufak sahalara geri dönüyor gibi 4 Eylül'de bakalım bu iddianameden bu duruşmadan bu dosyadan ne çıkacak bütün bu anlattığım dosyalar Dilan Polat dosyasını da katabilirsiniz. Ankara'da devam etmekte olan Ayhan Bora Kaplan dosyası. Eylül'ün son haftasında duruşması gerçekleşecek olan Sinan Ateş dosyası. Bütün bunlar siyaseti daha da sertleştirecek ve fay hatlarını artıracak dosyalar.